Selamlar. Umarım iyisinizdir, sağlığınız, sıhhatiniz yerinizdedir. 2022'nin ilk okuma maratonuyla karşınızdayım. Hemen bir maraton patlattım, farkındayım. İzindeyim. Bugün bu arada ayın 3'ü, saat gece 1. Ve izindeyim dediğim gibi. Ve uzun zamandır erteleyip de gözümün korktuğu bir kitabı okuyacağım. Ya da doğrusu okuyabilirsem. Ve yani bu kitap anca izindeyken okunabilirdi. O yüzden onu bu zamana yani bu zamanda okumak istedim ve zamanının geldiğini düşünüyorum. İnşallah dikkatimi verebilirim. Bilmiyorum, herkes o kadar çok böyle işte boş kafayla okuması lazım. Hemen anlayamazsın. Onu anlayabilmek için önce başka kitaplar okuman lazım falan fıstık bir sürü görüşler dolaşıyor ortalıkta. O yüzden bilmiyorum. Bakalım ben nasıl okuyacağım. Hemen kitabı gösteriyorum. Ve tutunamayanlar, artık tutuma vakti geldi arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Neyse, başlayacağım artık. Bu hafta bunu okumayı planlıyorum. Bakalım. İnşallah kafam basar. İnşallah. Neyse, şimdi kitabımı aldım ve başlıyorum. Herkese iyi geceler. Yine her zamanki gibi gece güncelleme çekiyorum. Bütün gün çekemedim. Çünkü doğru düzgün bir şey yapamadım. O yüzden yine geceye kaldı güncelleme. Bugün saat 12 geçti. 4 Ocak Salı gününe geçtik. Ve bugün yaklaşık bir 80 sayfa tutunamayanları okudum. Aslında biraz daha fazla okuyacaktım ama bir ara uyudum. Yarım yamalak. Çünkü çok uykum vardı. Sürekli uyumak istiyorum nedense. Havalardan galiba. Sonrasında akşam yemekten sonra da 4 bölüm yok. Emily in Paris'i izledim. Dün 4 bölüm izlemiştim. Bugün de 4'ten 9'a kadar izledim. 9'u tam bitirmedim ama. 2 bölümüm kaldı kısaca. Bunu da yarın büyük ihtimalle yarın bitiririm. Yarın bitiririm dedim galiba. Neyse. Her neyse, yarın bitiririm kısmet olursa yani. Şimdi kahve hazırlıyorum. Sonra tutunamayanlara devam edeceğim. Aslında bugünkü hedefim 200'e gelmekti. Fakat gelebilir miyim, gelmeyebilirim de bilmiyorum yani. Her an uykum gelebilir ve sızıp kalabilirim. Ve kitap hakkında konuşmam gerekirse kitap şimdilik iyi gidiyor. Yani bilmiyorum. Sonrası nasıl gider? Şimdilik fena değil. Herkes yarım bırakmış kendini hazır hissetmediği için. Bu yüzden biraz bilmiyorum, kendimi hazır hissediyorum kitabı okumaya. Çünkü kafam alabilecekmiş gibi hissediyorum. İnşallah ben de yarım bırakmam. Yarım bırakırsam gerçekten çok üzülürüm. Çünkü sonrasında bayağı bir sorunu okurum yani. Bakalım. Umarım yarım bırakmam. Severim. Bakalım. Neyse, ben şimdi kahve hazırlayıp kitabıma dönüyorum. İyi geceler. Herkese merhabalar. Bugün 5 Ocak Çarşamba ve saat galiba 2 oldu. Bu gece geç yattım. 4 gibi yattım. Ve geç kalktım. Halil'e yeni kahvaltı yaptım. Şimdi kendime kahve yaptım ve kitabımın başına oturacağım. Dün yani çok yaklaşık 100 sayfa falan okudum ama çok yavaş ilerlemek zorunda kaldım. Çünkü bazı yerlerinde yaklaşık bir 10-20 sayfasında not alarak okumam gerekiyordu. Eski Türkçe büyük ihtimalle kelimeler vardı ve onlara not alıp okudum. Yani bir saatte yaklaşık 10 sayfa falan okumuşumdur. Bayağı yavaşlamıştım o yüzden. Ve akşam da Emily in Paris'i bitirdim. Son 2 bölümü kalmıştı. Ve öyle bir yerde bitti ki gerçekten bu demek oluyor ki final bölümü değildi. Yine sezon gelecek. Bu beni açıkçası mutlu etti. Yani çerezlik bir dizi. Bence izlemelisiniz. Sonrasında da Don't Look Up, onu izledik ve arkadaşımla izledim. Ve gerçekten çok başarılı bir filmdi bence. Yani ben onu gerilim korku tarzında bir film sanıyordum. Ama bilim kurgu yani ve ben gerçekten çok beğendim açıkçası. Bazı yerlere çok salakça gelse de iyiydi, güzeldi yani. İyi ki izlemişim. Şimdi dediğim gibi ben kitabımın başına oturuyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Bugün 7 Aralık değil. Ocak, ne Aralık? Aralıktan çıkamadım. Neyse, 7 Ocak Cuma ve hala tutunamayanlar okuyorum. Çok fazla güncelleme
Atamıyorum aslında çünkü anlatabileceğim bir şey yok kitap hakkında. Neden kararıp duruyorum sürekli? Ve artık sonlara doğru geliyorum ama ben de artık bitiyorum. Yani gerçekten 2 gündür bir süreden sonra baş ağrım tuttu ve bırakmak zorunda kaldım. Hala okuyorum ama yine devam ediyorum. Bırakmak yok. Şu an yani bugün 484'ten başlayacağım. Toplamda 722 sayfa mı ne zaten. Az kaldı. Bugün bitiremem ama büyük ihtimalle. Bakalım. Sabah hastaneye gittim. Bizim serviste kahvaltı vardı. İzin günü de çalıştığın yere gitmezsin be kızım diyenler olabilir. Ama gittim. Kahvaltı vardı çünkü. Bir hemşire arkadaşımıza veda kahvaltısı yapmışlar. Bunu biz sonradan anladık. Akşam 11'de haber geldi çünkü. Neyse oradan geldim falan. Ve şimdi okumaya başlayacağım. Yani şunu söylemek için geldim. Hani insanlar yani şöyle insanlar derken Bookstagram'da takip eden arkadaşlarımın çoğu bana hep işte hep yarım bıraktım dediler. Hep böyle heves kırıcıydılar. Ama bir tanesi de Aybike miydi yanlış hatırlamıyorum. Yani Aybike'di galiba. 2 kere 150'ye kadar gelip bıraktım dedi. Sonra dedim ki ben 150'yi geçince çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. Dedim ki tamam bundan sonra bırakmam herhalde. Yani o 150'lerdeki kısımda neden bıraktığını anladım. Çünkü orası böyle tam benim işte tatta 10 sayfa okuduğum dediğim kısımlardı. Çok böyle eski Türkçe kelimeler falan ya not olarak anlamakta güçlük çekiler. Ben inat ettim çünkü artık ve hani anlayarak da okuyorum. Hani şey değil, üstünkörü geçmiyorum yani. Sadece şu okuduğum yerlerde tek sıkıntım yaklaşık bir 5-10 sayfadır. Tek bir nokta yok. Yani cümle 5-6 sayfadır devam ediyor ve hala cümle bitmedi. Artık ben bıraktım çünkü başım tuttu. Bir yerden hani dikkatimi verebiliyorum. Ya bir de hiç yani sayfada hiçbir noktalama işareti yok. Ve o yüzden anlarken böyle şey oluyor hani. Şimdi karakterle konuşmalarını da okuduğun için karşı karakterle şey oluyor. Noktalama işareti olmadığı için hangisi hangisinin ne dedi? İsim olarak mı bahsediyor yoksa o kişi dedi mi? Cevap mı veriyor? Bir süreden sonra oturtturuyorsunuz ama biraz hani gerçekten dedikleri kadar ağırmış. Bunu da anladım. Bundan sonra inşallah yani bunun hafif kısmı gibiydi. Ama şu an o noktalama işareti olmaması, cümle sonu olmaması yormaya başladı ve akşam yani cümlenin sonunu getiremeden bırakmak zorunda kaldım. Bir de akşam arkadaşlarının Harry Potter'ın 20. yıl bölümünü yani bölümü aynen onu izlemeye başladık. Bitiremedik ama biz. Onu da bugün bitirir miyim bilmiyorum ve akşam o kadar duygulandım ki böyle gözlerim doldu. Çok özlemişim hepsini. Neyse. Sonrasında geri okuyacaktım fakat dediğim gibi başım tuttu. Bir de zaten hani bu beni yordu. Bu güzelim kitap beni yordu. Bir de onu izledim ve alt yazıları izleyince daha da kafam yoruldu. Yani bir yerden sonra beynim uyuşuyor gerçekten ve ağrı tutuyor. Zaten normalde de çok baş ağrı çeken bir insanım. İlaç kullanıyorum o yüzden tedaviye başladım. Yani bunu artık iznim bitene kadar, pazara kadar bitirmek istiyorum. Aslında benim hedefim cumaya kadar bitirip cumartesi pazarda geçen yıldan kalan yarım kitaplarımı bitirmekti. Fakat öyle bir şey olmayacak gibi. Bilmiyorum. Zaten bir tanesi şiir kitabı. Onu ara ara okuyacağım. 2 tane de yok. Gene bir tane daha şiir kitabım, bir tane de öykü kitabım var. O 2 kitabı en azından bitirseydim güzel olurdu benim için ama bakalım. Yani bu kitap bitince düşüncelerimi söylemek istiyorum ama büyük ihtimalle linç yiyecekmişim gibi geliyor. Umarım kitap beni şaşırtır ve son dakika daha da çok aşık eder kendisini. Sevdim ama aması var. Yani bakalım Efe. Şu an başka bir şey söylemek istemiyorum. Ben kafamı daha çok yormadan gidip kitap okumaya gidiyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Ve şu an 8 Ocağı geçmiş bulunuyoruz. Saat gece 2. Yaklaşık bir son 100 sayfam kaldı. Şu an kitap okumayı bıraktım çünkü
Beynim sulandı artık. Gerçekten yoruldum. Uyuyacak moddayım şu an. Yoruldum. Ama daha nasıl diyeyim? Akıcılaştı. Hani daha bir hızlı gidiyor artık dediğim gibi. Ama şu an tek bir şey moralimi bozuyor. Keyfimi kaçıran tek bir nokta var. Altını çizdiğim kalem bitti. Başka kırmızı kalemle çizmek zorunda kaldım ve ton farkı oldu. Ben bu tarz şeylere takıntılı bir insanım. Keyfim kaçtı o yüzden azıcık. Yapacak bir şeyim yok ama artık başka kalemle çiziyorum. Yani gene kırmızı ama tonu birazcık farklı. Neyse Allah başka dert vermesin ne diyeyim. Yarın kısmet olursa bunu bitireceğim. Yani çok yoğun bir hafta geçirmiş oldum. Gerçekten. Ve şimdiden bu kitaptan sonra ne okuyacağımı bilmiyorum. Yani şu kitabı okuyabilirim diyemiyorum. Çünkü bu kitabın etkisinden çıkabileceğimi de düşünmüyorum. Yani o kadar çok alıştım ki kendimi o olayın içindeymiş gibi hissediyorum. Çok uzun zamandır okum bir hafta hani aynen bir hafta olacak neredeyse. Boşlukta hissedeceğim kendimi. Onu fark ettim bu akşam. Bakalım bitsin. O zaman neler düşüneceğim. Şimdilik iyi geceler. Herkese merhabalar. Bugün 9 Ocak Pazar günü ve ben sınav ayanları bitirdim sonunda. Gerçekten güzel bir serüven oldu benim için aslında. Önceki güncellemelerimde çok beğendiğimi, beğenmediğimi söyledim. Evet, aslında beğenmedim. Yani şöyle konu itibariyle çok bana hitap edecek bir tarzı, yani tarz değil konu olarak ama. Ama yazılış tarzına baktığınızda bazı kitabın içindeki yine konusuyla alakalı olan kısımlarında gerçekten ama gerçekten bayıldım. Yani bu kitabı yazabilmek gerçekten büyük ama çok büyük bir yetenek gerektiğini düşünüyorum ve yazar gerçekten burada çok güzel bir şekilde ortaya koymuş yeteneğini. Herkesin yapabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ya bilmiyorum. Nasıl söyleyeyim? O kitabın içindeki anlatılan o psikolojinin anlatılması mı diyeyim? Ya bilmiyorum çok garip. Şu an anlatamıyorum çünkü gerçekten hani dedim ya beğenmedim çok fazla ama sonlara doğru bir hüzün de oluştu içinde. Çünkü artık sonlara geliyordum ve bitecekti. Ben bu olayın içinde hissettim kendimi ve sonrasında hani koca bir boşluk oluştu. Bu durumu anlayanlar vardır umarım. Yani şu an anladınız bence bazıları yani anlamışsınızdır umarım konuşamamaya başladım şu an. Gerçekten bilmiyorum. Favori listeme girmedi ama yine de çok beğendim. Fark ettiyseniz de bir sürü post attım. Yani bazı yerlerde sayfanın tamamının altını çizdim. Bazı yerlerde yarım paragraf olur, şey olur. Güzel de. Sonlara doğru sıkıldım sadece. Artık hani bilmiyorum. Yani oranın bazı yerlerinde hala böyle bir kafamda eksiklikler var. Soru işaret demeyeyim. Ve soru işareti de denebilir aslında. Kafamda bazı yerler eksik kaldı. Ve bunun da aslında ileriki zamanlarda tekrardan okuduğumda bu eksikliklerin tamamlanabileceğini düşünüyorum açıkçası. Favorilerime giremedi ama tekrardan okuyacağım kitaplar listesine girdi kendisi. Güzeldi. Şu an o yüzden de şey oldu böyle. Ne okusam, hani ne beni tatmin eder şeyine düştüm artık. Bilmiyorum. Güzeldi. Yani bazı yerlerde gerçekten zorlandım ve herkes yarım bıraktım deyince gerçekten artık hani biraz inada bindirdim galiba. Bir yandan bazılarına hak veriyorum, bazılarına da belki de doğru zamanda başlamadıkları için öyle oldu. Her kitabın bir zamanı olduğunu düşünüyorum diyorum ya. Ben yılbaşında aslında hiç bu kitabı okumayı düşünmüyordum ama dedim ki bu hafta izinliyim hani bunu okuyayım. Çünkü ben bunu zaten hep izin haftamda yani izin aldığım zaman okumayı düşünüyordum.
Yazın okuyacaktım. Okuyamadım. Kısmet 2021'in ilk kitabınaymış. Ve doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum. Ama yine de diyorum ya, eksiklikleri tekrardan okuduğumda fark edeceğim bence. Çünkü yani nasıl diyeyim? Zamanla tecrübe kazanıyoruz ya. Hayat hep bize bir şeyler katıyor ya. O kitabı anlamak da onunla bağlantılı bence. O yüzden şu an anlamadığım kısımları ileride böyle bayağı bir sene, belki de 2023'te okurum diye düşünüyorum. 2022 için başka planlarım var çünkü. Ama yine de belli olmaz. Bu da planlarım arasında değildi şimdilik. Belki de tamamen kafamda oturacak ve belki de favorilerim arasına girecek. Bilmiyorum. Neyse, şimdi kahvemi yaptım. Yarın işe başlayacağım. Üzgünüm. Alıştım oturup bütün gün kitap okumaya çünkü. Neyse. Yarım kalan kitaplarımdan birini okuyacağım ama hala hangisini okuyacağıma karar veremedim. Neyse, bunu artık, bu videonun konusu değil. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve tutunamayanlara, okuyanlar yorumlarını yazarsa videonun altına iyi olur yani. Sevinirim. Şimdilik hoşça kalın.